Kampüsten herkese merhabalar arkadaşlar. Hayatımızda asitler, bazlar ve tuzlardan bahsediyor olacağız. Asitlerin, bazların genel özelliklerinden zaten bahsetmiştik. Bunların birbirleriyle verdikleri tepkimelerden, yani nötralleşme tepkimelerinden bahsetmiştik. Şimdi sıra geldi asitler ve bazların günlük hayatımızda yoğun olarak kullandığımız örneklerine ve tabii bunların üzerine bunlardan oluşan bazı önemli tuzlardan bahsetmeye. Bugünkü konumuz hafiften ezber içerir, bunun uyarısında yapalım ve hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi asitlerin, bazların günlük hayatımızda kullandığımız örneklerinin tabi bazı faydaları ve bunun yanında bazı zararları da var. Nelerdir faydaları? Tarımda mesela yoğun olarak asitler ve bazlar kullanılır. Ne için kullanılır? Gübre üretimlerinin büyük çoğunluğu asitler ve bazlar kullanılarak yapılır. Dolayısıyla tarımda aslında bunlar olmazsa olmazlarımızdır. Veya endüstri alanında yoğun olarak asitler ve bazlara ihtiyaç duyuyoruz. Cam işlemeciliğinde kullanıyoruz. Birçok endüstri alanında kullanıyoruz. Akü üretimlerinde kullanıyoruz. Endüstri içinde yine vazgeçilmezimiz asit ve bazlar. Benzer şekilde temizlik malzemelerinin büyük çoğunluğu, neredeyse hepsi diyebiliriz, asitler ve bazların ya direktmen kendilerinin kullanımıyla oluşuluyor ya da onlardan elde edilen bazı temizlik malzemeleri kullanılmış oluyor. Üretimlerinde kullanılıyor en azından asitler ve bazlar. Benzer şekilde geri dönüşümde, özellikle camın geri dönüşümünde asitler ve bazlar yoğun olarak kullanılırlar. Benzer şekilde kağıdın ve plastiklerin geri dönüşümünde de yine önemli rol oynuyorlar. Özellikle ayrıştırıcı, parçalayıcı malzeme olarak kullanılıyor bunlar. Tabii bunların yanında zararlı olan durumları da var. Zararlı özellikleri de var. Nedir? Mesela sağlığa büyük zararları dokunabiliyor bilinçsiz kullanımları sonucunda. Ne gibi? Mesela asitlerle bazların karışımından bazı zehirli gazlar açığa çıkabiliyor. Bunlar insanın ölümüne bile sebebiyet verebiliyor. Veyahut bilinçsiz kullanımda ciltle teması sağlanırsa cilt kanserine sebep olabiliyor, yanıklara sebep olabiliyor. Büyük sağlık problemlerine yol açabiliyor. Çok dikkatli kullanılması gerekiyor bu nedenle. Veyahut çevre kirliliği yine asitlerin, bazların çok önemli problemlerinden. Az sonra daha detaylı bahsediyor olacağız zaten bunlardan ama mesela asit yağmurlarının en önemli sebebi, tabii ki adı da üzerinde zaten, asitlerdir. Çevreye büyük zararlar veriyordur. Bunların bilinçsiz bir şekilde doğaya salınması canlı yaşamını tehlikeye atıyordur. Ekosistemlere zarar veriyor. İşte göllerdeki, denizlerdeki pH seviyesindeki değişimler buradaki ekosistemlerin büyük problemler yaşamasına sebep olabiliyor. Veyahut asit yağmurları zaten çevre kirliliğinin bir sonucu olarak karşımıza çıkacak. Nerelerde kullanıyoruz bu asit ve bazları? Bilmemiz gereken, ezbere bilmemiz gereken çok önemli bazı asitler ve bazlar var. Bunların isimlerini de bilmek zorundayız. Nerelerde nasıl kullanıldığını da biliyor olmak zorundayız. Mesela hidroklorik asit. Bunu zaten günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız bir asittir. Ve bilinen adı da tuz ruhudur. Zaten temizlik malzemesi olarak bile kolaylıkla ulaşabileceğimiz bir asittir bu. Deri işlemeciliğinde yoğun olarak kullanılıyor. Temizlik malzemesi zaten kendisi direktmen bir temizlik malzemesidir. PVC üretiminde ve inşaatlarda yoğun olarak kullanılan bir malzemedir tuz ruhu. Sülfürik aside gelince, sülfürik asit H2SO4 formülüne sahiptir ve zaç yağı ismiyle anılan bir asittir. Gübre üretiminde yoğun olarak kullanılıyor, özellikle kükürt mineralleri, kükürt açısından fakir topraklara üretilen gübrelerde sülfürik asit kullanılıyor. İçerdiği kükürtten ötürü. Petrol arıtımında yine sülfürik asit çözme işlemlerinde kullanılan, yoğunlukla ihtiyaç duyulan bir maddedir. Patlayıcı yapımında kullanılıyor ve araba akülerinin vazgeçilmezidir zaç yağı. Araba akülerindeki asıl iletkenliği sağlayan malzeme zaç yağının ta kendisidir. Nitrik aside gelince, ki bunu biz Kezzap ismiyle daha sıklıkla biliyoruz. Kezzap gübre üretiminde ve dinamit üretiminde vazgeçilmezdir. Bunların üretimi için illaki kezzaba ihtiyaç vardır ve plastik malzemelerde, özellikle polimerleşme sürecinde nitrik asit yoğun bir şekilde kullanılan malzemelerden birisidir. Geliyoruz asetik asit, bir diğer asidimiz.
polimer yapımındaki organik bir asit, zayıf organik bir asit olduğu için polimer yapımında, polimer üretiminde yoğun bir şekilde kullanılan malzemelerden birisi. Yapıştırıcılarda özellikle tutkalın üretiminde vazgeçilmezlerden birisidir asetik asit. Mürekkep boya gibi özellikle organik yapılarda yine asetik asite ihtiyaç duyuyoruz ve zayıf bir asit olduğu için gıda malzemelerinde de kullanma şansına sahip oluyoruz biz bunu. Çünkü diğer asitler gibi, az önce saydığımız asitler gibi çok kuvvetli özelliğe sahip değil. İnsan hayatına, insan vücuduna onlar kadar büyük etkiye sahip olmuyor. Özellikle seyreltik çözeltilerin içerisinde. Dolayısıyla gıda malzemelerinde de kullanma şansına sahip oluyoruz. Gelelim bazı bazlardan bahsetmeye. Mesela sodyum hidroksit yine en bilinen bazlardan birisidir zaten. Bunu sen yağ asitlerinin sodyum tuzlarında, yani sabun üretiminde çok kullanılıyor. Bir yağ asidinin sodyum tuzuna biz baz diyeceğiz. Baz nedir ya? Sabun diyeceğiz. Nasıl sabun? Beyaz sabun diyeceğiz. Sabun üretiminde, özellikle beyaz sabunun üretiminde sodyum hidroksit yoğun olarak kullanılıyor. Benzer şekilde kağıt üretiminde yine sodyum hidroksit yoğun bir şekilde kullanılır. Petrolün rafinasyon işlemlerinde sodyum hidroksit vardır ve boya, tekstil ürünlerinde, işletmeciliğinde sodyum hidroksite yer veriliyordur. Potasyum hidroksit yine sodyum hidroksite çok benzer özelliklere sahip bir bazımız zaten. Eğer bir yağ asidinin sodyum tuzunu alırsak, ki bir sonraki videomuzda bunu daha detaylı bir şekilde görüyor olacağız, beyaz sabun elde ediyoruz. Ancak bu yağ asidini biz potasyum hidroksitle tepkimeye sokarsak ve potasyum tuzu elde edersek, işte buna da Arap sabunu ismini vermiş olacağız. Dolayısıyla Arap sabunu üretiminde potasyum hidroksite yoğun bir şekilde ihtiyaç duyacağız. Potasyumca fakir olan topraklardaki gübre üretiminde potasyum hidroksite yoğun bir şekilde ihtiyaç duyacağız. Sadece gübre açısından değil, tarıma bir diğer katkısı da tarım ilacı üretiminde kullanılıyor olmasıdır. Ve iletken niteliğinden, iletkenleri sağlaması açısından pil yapımında da yine potasyum hidroksit kullanıma açılacak. Bir diğer bazımız kalsiyum hidroksit. Özellikle kağıt ve daha da çok inşaat sektöründe yoğun olarak kullanılan bir bazımızdır. Bunun özellikle oluşturduğu tuzlar çok değerlidir. Kalsiyumca fakir topraklar için gübre yapımında buna ihtiyaç duyuyoruz. Benzer şekilde polimer teknolojisinde özellikle kauçuk yapımında yine kalsiyum hidroksit vazgeçilmezlerden birisi. Demir çelik sanayisinde yoğun olarak kullanılıyor ve boya üretiminde kalsiyum hidroksit özellikle beyaz renkli boyaların üretiminde ihtiyaç duyuluyor. Önemli bir yere sahip. Amonyak yine yoğun olarak bildiğimiz, sıklıkla karşımıza çıkan bir maddedir, bir bazdır. Gübre üretiminde en çok kullanılan budur diyebiliriz. Özellikle azotlu gübrelerin üretiminde amonya çok ihtiyaç vardır. Çok yoğun bir şekilde kullanılır. Gıda konusunda kullanılabiliyor. Çünkü amonyak zayıf bir baz özelliğe sahiptir. Sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit gibi kuvvetli baz değil, zayıf bir bazdır. Dolayısıyla gıda üretiminde de kullanılabilecek özelliğe sahiptir. İlaç üretiminde özellikle arı sokmalarında mesela amonyak kullanılır, bunu biliyoruz. Bu tarz ilaçların üretiminde amonyağa sıklıkla yer verilir. Boya üretimindeki ürenin amonyağı yoğun bir şekilde içerdiğini, ürenin üretiminde amonyağın yer aldığını biliyoruz. Ve temizlik malzemesi olarak yine amonyak sıklıkla kullanılır. Kolaylıkla da ulaşabileceğimiz bir maddedir amonyak. Bir soruyla bunu taşlandıralım o zaman. Aşağıdakilerden hangisi asit ve bazların faydaları arasında yer almaz? Şimdi PVC üretiminde hidroklorik asidin kullanıldığından az önce bahsetmiştik zaten. Sülfürik asidin araba öküllerinde yer aldığından ve araba öküllerinin temel bileşenlerinden birinin sülfürik asit, yani zaç yağı olduğundan bahsettik. Gübre üretiminde özellikle azotlu gübrelerin üretiminde nitrik asidin önemli bir yere sahip olduğunu biliyorduk. Asitlerin göllerin pH değerlerinin düşmesine sebep olduğunu biliyoruz. Ama bu bizim için bir fayda değil, tam tersine zarardır. Çünkü pH değerinin düşmesi burada yaşayan canlıların artık yaşam alanlarının daralması demek oluyor. Bunların ciddi zararlar görmesi demek oluyor. Böyle bir şeyi tabii ki istemiyoruz. Bu asitlerin
bizim için faydalarından birisi değil, zararlarından birisi olduğunu söylememiz gerekiyor. Birçok ilacın üretiminde amonyak bazını kullanılması da az önce bahsettiğimiz faydalardan birisiydi. Dolayısıyla soru için cevabımız D seçeneğinde yer almış oldu. Gelelim asit yağmurlarına. Şimdi faydalı noktalardan bahsettik ama çok önemli zararlar da var. Bunlardan en başta geleni ise asit yağmurlarıdır. Peki asit yağmurları nasıl oluşur? Daha önce biraz bahsettiğimiz bir konuydu zaten bu. Karbondioksit, kükürt dioksit ve azot dioksit asit yağmurlarının en temel sebepleri. Bunlar özellikle fabrikalardan, endüstriyel çalışmalardan açığa çıkan, doğaya salınan gazlar. Bunlar havadaki su buharıyla birleştikleri zaman karbondioksit aldıysan karbonik asit, kükürt dioksitin sülfürik asit yani zaç yağını, azot dioksitin ise nitrik asit yani kezzabı ortaya çıkardığını biliyoruz. Yağan yağmurla birlikte bu asitler eğer doğaya gelirse yani toprağa veya göllere bu karışırsa ne olur? Bu akarsu ve göllerin pH değerlerinin düşmesine sebep olur. Yani asidik bir ortam oluşmasına sebep oluyor. Bu asidik ortamda balıkların, canlıların yaşama ihtimalleri çok daha düşmüş oluyor. Birçok canlının hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Sırf doğaya saldığımız bu gazlardan ötürü. Ormanlara büyük zararlar veriyor. Toprağa geldikten sonra topraktaki köklerin çürümesine sebep oluyor. Veya ağaçların üzerine geldiği zaman direktmen aşındırıcı etkisinden ötürü ağaçların gövdesine büyük zararlar verebiliyor. Dolayısıyla ormanların kurumasına sebep olabiliyor. Bunun yanı sıra tarihi eserler var. Asitler aşındırıcı etkiye sahip, bunu biliyoruz. Ve tarihi eserler bu asidik yağmurlardan ötürü büyük zararlar görebiliyor. Büyük değerleri kaybetmemize sebep olabiliyor. O zaman bir şehirde gerçekleşen bazı olayları vermiş bize. Buna göre bu olaylardan hangileri yeni açılan ve kükürt dioksit gazı salınımı yapan bir fabrikadan kaynaklanıyor olabilir. Bu ne demek oluyor? Kükürt dioksiti salmak demek aslında bunun suyla birleşerek zaç yağını yani sülfürik asidi oluşturması demek. Dolayısıyla bu salınımdan ötürü yağan yağmurlar aslında çok düşük pH'e sahip asidik yağmurlar oluyor. Bunun sonucunda ne oluyor? Akarsuların ve göllerin pH değerleri tabii ki düşmüş oluyor. Tarihi eser ve binalarda tabii ki aşınmalar gözlenmiş oluyor. Çünkü artık yağan yağmurlar aşındırıcı etkiye sahip büyük zararlar verebilecek yağmurlar oluyor. Ağaçlar kurumaya başlıyor. Bu da yine asit yağmurlarının sonuçlarından birisiydi. Dolayısıyla bu fabrika bunların üçüne de sebep oluyordur. Yani cevabımız E seçeneğinde yer alıyor. Peki bu asitleri bazıları faydalı yönleri var. Dolayısıyla kullanmamız gerekiyor. Ancak zararlı yönleri de var. Dolayısıyla bilinçli kullanmak gerekiyor. Bu bilince nasıl ulaşacağız? Öncelikle kullanacağımız malzemenin etiketine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Etikette bizim için bazı uyarı işaretleri bulunuyor olacak. Ne gibi? Mesela şöyle bir uyarı işaretini görüyorsak biz kullanacağımız malzemede bu onun aşındırıcı etkiye sahip olduğunu gösterir. Bütün asitlerde bu işareti göreceğiz neredeyse. Dolayısıyla metal yüzeylere bile büyük zararlar verebilen bir malzemedir bu. Cildimizden ve metal yüzeylerden özellikle uzak tutmamız gerekiyor anlamına geliyor bu işaret. Şöyle bir işareti görüyorsak bu ne demek oluyor? Bu çevreye zararlı bir malzemeyi kullanıyor olduğumuz anlamına geliyor. Dolayısıyla bunu bilinçli bir şekilde tüketmeliyiz. Kafamıza göre doğaya atmamalıyız. Bunu imha ederken bilinçli davranmamız gerekiyor. Lavaboya dökmememiz gerekiyor. Bunu görmüş oluyoruz. Bu işareti görüyorsak bu onun tahriş edici bir madde olduğunu gösterir. Dolayısıyla cildimizle temasından uzak durmalıyız. Cildimizle ve gözlerimizle mümkün olduğunca temas etmemesini sağlamamız gerekiyor. Bunu kullanırken koruyucu eldivenler takmamız gerekiyor. Bu işareti gördüğümüz zaman bu ne demek oluyor? Sıklıkla asitlerde ve bazlarda göreceğimiz işaretler bunlar zaten. O malzemenin toksik yani zehirleyici olduğu anlamına geliyor. Bunu başka maddelerle karıştırmamamız gerekiyor. Herhangi bir şekilde solumamamız ve cildimizle temasından kesinlikle kaçınmamız gerektiği anlamına geliyor. Aksi halde zehirlenmelere sebep olacak bir maddedir bu. Hangi maddelerin
birbiri içerisinde karışılabileceğini, hangilerinin karışmaması gerektiğini biliyor olmamız gerekiyor. Bu bilince ulaşmamız gerekiyor. Ne gibi? Sen çamaşır suyunu alır, tuz ruhuyla tepkimeye sokarsan, anında bu çamaşır suyumuz, bu da tuz ruhumuz. Ne olacak? Bunlardan klor gazı açığa çıkacak. Ve klor gazı inanılmaz bir zehirleyici gazdır, zehirli gazdır. Dolayısıyla sen lavaboyu daha düzgün temizleyebilmek için, sırf temizliği biraz daha derinlemesine yapabilmek için bu ikisini birbirine karıştıracak olursan ne yapacaksın? Ortama klor gazını salmış olacaksın ve sen bunu bir süre soluduktan sonra zehirleneceksin, bayılacaksın. Hatta belki de Allah korusun öleceksin. Dolayısıyla çok daha bilinçli davranmamız gerekiyor. Hangi malzemelerin birbiri içerisinde karışabilip hangilerinin karışmayacağını, kesinlikle karışmaması gerektiğini biliyor olmamız gerekiyor. Mesela etiketinde iki tane işaret varmış. Neydi bunlar? Tahriş edici özelliğe sahip, daha da doğrusu aşındırıcı özelliğe sahip ve çevreye zararlı bir maddeymiş. Bu uyarı işaretliği bulunan madde için yargılanan hangileri doğrudur diyor. Bu işaretleri taşıyorsa asit olma ihtimali yüksektir bu maddenin. Çamaşır suyu ile karıştırılması sakıncalı olan bir temizlik malzemesi maddesi olabilir diyor. Eğer bu hidroklorik asitse, ki hidroklorik asidin üzerinde bu işaretlerin olmasını bekleriz. Dolayısıyla su, çamaşır suyu ile kesinlikle karıştırılmaması gereken bir malzeme olduğunu biliyor olacağız. Mutfaklarda kullanılan kireç çözücü olabilir. Kireç çözücünün zaten kireci çözmesini sağlayan bu aşındırıcı etkisidir. Dolayısıyla bunun olma ihtimali yüksektir. Kireç çözücülerin üzerinde bu işaretleri göreceğiz ve doğaya salma konusunda dikkatli davranacağız. Gıdalarda katkı maddesi olarak kullanılabilir. Metale bile büyük zararlar verebilen, cildi tahriş eden, aşındırıcı etkiye sahip ve çevreye büyük zararlar veren bu maddeyi biz gıda maddesi olarak kullanma şansına sahip olamayız. Gıdalarımızın içerisinde bunun katkı maddesi olarak bulunması bize büyük sağlık problemlerine yol açacak demek olur. Dolayısıyla birinci ve ikinci öncülümüz doğru. Cevabımız da C seçeneğinde bu soru için. Gelelim tuzlara. Şimdi nötralleşme tepkimelerinden şunu biliyorduk ki tuzlar asitlerle bazıların nötralleşme tepkimeleri sonucu oluşan maddelerdi. Mesela sodyum klorür, bilmemiz gereken önemli tuzlardan, yoğun olarak karşımıza çıkacak tuzlardan bahsediyor olacağız burada. Sodyum klorür tuzundan bahsediyorsak biz sodyum var, klor var. Bunun sodyumu kimden gelecekti? Asidin bazın katyonu olması gerekiyordu. Dolayısıyla burada baz olarak NaOH kullanılmıştır, sodyum hidroksit kullanılmıştır ki buradan katyon olarak sodyum gelsin. Klor asitin anyonu olması gerekiyordu. Dolayısıyla hidroklorik asit de burada bizim kullanmış olmamız gereken asit olacaktı. Bunların tepkimesinden sodyum klorür ve su açığa çıkmasını bekliyorduk. Yani sodyum klorür, bir diğer adıyla sofra tuzu, yoğun olarak kullandığımız maddelerden birisi, sodyum hidroksit bazıyla hidroklorik asidinin arasındaki tepkimeden oluşuyordur. Nerede kullanıyoruz peki? Yolları tuzlamak için sodyum klorür tuzunu kullanıyoruz. En çok doğada bulunabilen tuzlardan birisi de budur zaten. Margarinlerin üretiminde yoğun olarak sodyum klorür kullanılır. Salamura da turşu yapımında falan tuz yoğun olarak kullanılır. Dericilikte derinin çürümesini engellemek için sodyum klorür tuzu kullanılır. Cam ve gıda sanayilerinde de yoğun olarak sodyum klorür tuzuna rastlamak mümkündür. Gıdalarda zaten gıda maddelerine, yemeklerimize kattığımız tuz ta kendisidir. Sofra tuzu adı üzerinde zaten. Sodyum karbonata gelince. Şimdi sodyum karbonat tuzuna bakıyorum. Sodyum var ve karbonat iyonları var. Dolayısıyla baz olarak sodyum hidroksiti kullanmayı beklerim burada. Karbonatın gelebilmesi için de H2CO3, yani karbonik asidin kullanılmasını beklerim. Bunların nötralleşme tepkimesinden sodyum karbonat tuzu oluşacaktır. Biz ne yapıyorduk? Bunların denk olmasını sağlıyorduk. İki tane hidrojen var, bir tane OH var. Yani tesir değerli 2, tesir değerli 1. O zaman ne yapıyoruz? Bunun katsayısına hemen 2'yi yazıyoruz. Dolayısıyla açığa çıkan tuz artık Na2CO3 olabiliyor. Ve buna karşılık 2 tane OH buradan geldi, 2 tane hidrojen buradan geldi. Dolayısıyla 2 tane su açığa çıkmış oldu. Bunun oluşum tepkimesi budur. Nerede kullanılıyor peki bu çamaşır sodası diye bildiğimiz sodyum karbonat tuzu? Çamaşırların
artma işlemlerinde yoğun olarak kullanılıyor. Beyaz sabun üretiminde kullanılabiliyor. Cam üretiminde yine sodyum karbonatı ihtiyaç duyuluyor. Diş macunlarının yapısında neredeyse bütün diş macunlarında sodyum karbonat bulunuyor ve benzer şekilde gıda malzemelerinde tuz olarak sodyum karbonat kullanılabiliyor. Gelelim sodyum bikarbonata. Sodyum bikarbonat da yine sodyum karbonata benzer bir tepkime sonucunda oluşuyor. O tepkimenin tam olarak gerçekleşmemesi diyebiliriz. Ne gibi? Sodyum bikarbonatın yapısında sodyum var. Dolayısıyla bazımızın sodyum hidroksit olmasını bekliyoruz. Artı diyorum, karbonat iyonlarının gelebilmesi için ne gerekiyor? Karbonik asidi kullanmamız gerekiyor. Ancak bu tam anlamıyla gerçekleşmezse ne oluyor? Sodyum geliyor. Buradan CO3 değil de HCO3 geliyor. Ve buna karşılık bu hidrojenlerden sadece birini kullandığımız için bu OH ile direktmen nötralleşebiliyor ve su oluşturuyor. Buradan elde ettiğimiz bileşiğe biz sodyum bikarbonat adını veriyoruz. Sodyum karbonatla arasındaki bu bir de şu hidrojenden kaynaklanıyor diye ezberleyebiliriz. Karbonat olarak bildiğimiz tuz aslında sodyum bikarbonattır. Nerede kullanıyoruz peki biz bu karbonatı? Kabartma tozu olarak kullandığımız madde budur. Keklerin daha fazla kabarmasına sebep olan malzeme budur. Koku giderici olarak kullanabiliyoruz ve diş beyazlatma işlemlerinde biliyoruz ki dişler çok sarardığı zaman karbonat buna fayda sağlar, artma işlemlerinde, beyazlatma işlemlerinde kullanılır. Geçiyoruz kalsiyum karbonata. Elimizde ne var? Kalsiyum var. Bir de onun yanında karbonat var. Kalsiyum kimden gelebilir? Kalsiyum hidroksit bazından gelebilir. Artı diyoruz. Karbonat kimden gelebilir? O da karbonik asitten gelebilir. Dolayısıyla bunların tepkimesinden ne olacak? Kalsiyumla karbonat birleşip tuzlarını oluşturacak. İki tane OH'a iki tane hidrojen de geldiği zaman zaten bizim suyumuzu oluşturacak. Yani oluşum tepkimesi budur. Kalsiyum hidroksitli karbonik asidin tepkimesinden meydana gelir ve kireç taşı olarak bilinir. Kireçten zaten aklımızda direktmen kalabilir. Kirecin inşaat malzemesi olarak kullanıldığını gayet iyi biliyoruz. Bu kirecin bunun yanı sıra heykellerin yapı malzemesi olduğunu biliyoruz. Ve tebeşir olarak direktmen kullandığımız malzeme aslında kireç taşı dediğimiz kalsiyum karbonat tuzudur. Bunun yanı sıra tarımda cam ve seramik işletmeciliğinde yoğun olarak kullanılan tuzlardan birisidir kireç taşı. Geçiyoruz amonyum klorürü. Nişadır diye bildiğimiz ki ta simya döneminden bulunduğunu hatırladığımız bir tuz yapısıdır bu. Nasıl oluşacak? Şimdi amonyum iyonlarının olabilmesi için amonyum klorürdeki amonyumların kimden gelmesi gerekiyor? Tabii ki amonyak bazından gelmesi gerekiyor. Peki klorür iyonları kimden gelir? O da tabii ki hidroklorik asitten gelir. Bunlar birleştiği zaman ne olur? Direktmen amonyum klorür tuzunu oluşturur. Su yoktu burada. Şunu tekrar hatırlamış olalım. Amonyak susuz baz olarak biliniyordu. Çünkü asitlerle verdiği tepkimeden su açığa çıkmıyordu. Direktmen sadece tuz çıkıyordu. Hidroklorik asitle verdiği tepkimeden de nişadır dediğimiz tuz açığa çıkıyormuş demek ki. Gelelim hemen sorusuna. Kalsiyum hidroksit ve karbonik asidin tepkimesiyle elde edilen tuz kimdi? Hemen şöyle tekrar hatırlayalım. Eğer ezberleyememiş olsak bile kalsiyum hidroksitle biz karbonik asidi tepkimeye sokacak olursak. Buradan kalsiyum geliyor, buradan karbonat geliyor. Dolayısıyla kalsiyum karbonat tuzunu oluşturuyor. Ve bunun yanı sıra iki tane OH'a karşılık iki tane hidrojen geliyordu ve iki tane su molekülünü oluşturuyordu. Biz bunu nasıl biliyorduk? Kireç taşı olarak biliyorduk. Kalsiyum karbonat tuzunu. Nerede kullanıyoruz biz bunları peki? İnşaatlarda yapı malzemesi olarak kireç taşını yoğun olarak kullanıyoruz zaten. Okullarda tebeşir olarak yine direktmen kullandığımız madde budur. Ve heykellerin yapı malzemesi olarak kullandığımız temel bileşenlerden birisi de kireç taşıydı. Dolayısıyla üçünde de kullanılabildiğini biliyoruz. Cevabımız da E seçeneğinde yer alıyor. ÖSYM tarzı bir soruyla bunu destekleyelim o zaman. Hiç vakit kaybetmeden. Azotlu gübre üretmek istiyorsak biz biliyoruz ki azotlu gübre için azot içeren bir madde kullanmamız gerekiyor. Gayet basit bir şekilde. Nitrik asit dediğimiz yapı neydi? HNO3'tü. Kezzap yani. Amonyak dediğimiz madde neydi? NH3 şeklindeydi. Nişadır dediğimiz
amonyum klorür tuzuydu. Dolayısıyla NH4Cl şeklinde yazabiliriz. Zaç yağı dediğimiz sülfürik asitti. Yani H2SO4 şeklinde yazabiliriz. Sodyum nitrat tuzunun da NO3 şeklinde ifade edildiğini biliyorduk. Baktığım zaman bunun yapısında azot var. Bunun yapısında azot var. Burada da azot var. Burada da azot var. Dolayısıyla bunların hepsinden azot tuzuna azotlu bir gübre elde edebilirim. Ancak sülfürik asidin içerisinden azot çıkmayacağı gibi azotlu gübre elde etmeye şansım da yoktur. Dolayısıyla cevabım D seçeneğinde yer alıyordur. Gelelim biraz daha zorlaştırılmış, zoru diyebileceğimiz bir soruya. Asit ve bazların tepkimelerinden açığa çıkan tuzlarla eşleştirilmesi hangi seçenekteki gibidir diyor. Şimdi amonyakla hidroklorik asidi tepkimeye sokuyorsak, amonyağın NH3 olduğunu biliyorduk. Hidroklorik asidin HCl olduğunu biliyorduk. Bunun tepkimesinden, bu susuz baz olduğu için, amonyum iyonlarının yanı sıra klor iyonları gelecekti. Yani açığa su çıkmayacaktı. Biz bu tuzun, amonyum klorür tuzunun nişadır olarak isimlendirdiğini az önce görmüştük. Dolayısıyla bunu C ile eşleştirmemiz gerekecektir. Kalsiyum hidroksite geldiğimiz zaman elimizde CaOH2 gibi bir baz var. Buna karşılık H2CO3 yani karbonik asit tepkimeye giriyormuş. Buradan kalsiyumla karbonat iyonları bir araya geliyordu. CaCO3 oluşuyordu. Artı iki tane de su molekülü açığa çıkıyordu. Kalsiyum karbonatın biz kireç taşı olarak isimlendirildiğini biliyorduk. Ve A öncülüğüyle karşılaştırılacakmış. Sodyum hidroksite gelince NaOH sodyum hidroksitti. Hidroklorik asit HCl idi. Dolayısıyla bunların tepkimesinden NaCl'ye karşılık bir molekül suyun oluşması gerektiğini biliyoruz. Ve NaCl'yi de biz sofra tuzu olarak biliyorduk. Yoğun olarak sofralarda kullandığımız tuz çeşidi buydu. Bu da B ile eşleşti. Dolayısıyla eşleştirme CaB şeklinde olmalıymış. Yani cevabımız B seçeneğinde yer alacakmış bu soru için. Gelelim bir önceki videomuzun ödüllü sorusunu çözmeye. Bunlardan hangilerinde OH iyonları bulunur diye soruyor. Şimdi limon suyunun bir asit yapısı olduğunu biliyoruz. Çamaşır suyunun bir baz yapısı olduğunu biliyoruz. Elma suyunun asidik yapıda olduğunu biliyoruz. Kolanın yine benzer şekilde asidik yapıda olduğunu biliyoruz. Şimdi burada H artı iyonları OH iyonlarından fazla olmak zorunda asit olması için. Baz olması için OH iyonlarının H artı iyonlarından fazla olması gerekiyor. Asit için yine benzer şekilde H artı OH'tan büyük. Bunlar bildiğimiz bilgiler. Asitlik demek bu demekti. Ama bunları biliyor olmamız, OH'ın mesela şurada H artı OH'tan büyükse ortamda hiç OH yoktur diyemeyiz arkadaşlar. Her türlü eğer ortam bir sulu çözelti ise burada illaki OH da H artı da vardır. Asit ise H artı fazladır. Bazsa OH fazladır. Dolayısıyla hepsinde illaki OH olduğuna göre biz ortamın sorunun cevabının da hepsi olması gerektiğini söyleyebiliriz. Ve ne yapıyoruz? Bu videomuzun ödüllü sorusunu cevaplıyoruz ve yorumlarda paylaşıyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz arkadaşlar.